Hepsini doğradım. Saati de bu arada 9.30 yaptım. Şöyle karıştırayım sizin için. Kırmızı biberler altta. Bunlar kesik arkadaşlar. Kesik değil sanmayın. Ben bunu şimdi doğradım. Saat 6.30'dan beri Miran'ı uyutmaya çalışıyorum ama maalesef uyumuyor. Gidiyorum, uyudu sanıyorum. Bırakıyorum, geliyorum, iki doğruyorum, tekrar gidiyorum. Şimdi ben de turşuluk, kaya tuzu, kalın tuz olmadığı için ben bunu yapamayacağım maalesef. Dolaba kaldıracağım, yarın yapacağım. Bu şekilde yaptığım oluyor. Normalde işte akşam doğrayıp yarın böyle pişirip yaptığım çok oldu. Hiçbir şey olmuyor. Yani ben çok fazla kez bu şekilde yaptım. Ben şimdi bunu dolaba da koymayacağım. Çünkü dolapta sanırım yerim yok. Şuraya belki oturtturabilirim sığarsa eğer. Ama sığmazsa şeye koyarım. Balkona koyabilirim. Şimdi Miran hala uyumadı. Ben ona bakacağım. Burası da böyle gördüğünüz gibi dandini. Bunları da poşete koyamadım Miran sayesinde. Umarım soyulabilir ki soyuluyor. Bunları soyacağım, doğrayacağım ve buzluk poşetine koyup buzluğa atacağım. Çok güzel oluyor arkadaşlar bu biberler. Ben bu şekilde yapıyorum. Geçen sene ilk kez yapmıştım. Bunları doğruyorum. Buzluk poşetine koyuyorum ve yağda sarımsakla birlikte böyle güzel kavuruyorum birazcık sonra çıkartıp. Çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdi ben bir Miran'a bakayım hemen. Çünkü uyumadığımız diyor şu an. Yaptım geldim. Zeytinyağı ve sarımsak arkadaşlar. Hakiki zeytinyağı ve sarımsağı böyle dövüyorsunuz. Karıştırıyorsunuz. Saçınızı uyguluyorsunuz. Çok iğrenç kokuyor. Ama saçı çok güzel besliyor kendisi. O yüzden 2 haftada bir falan yapıyorum. Sonunda Miran uyudu. Bütün kışlık yapacağım malzemeleri yaptım. Öyle. Saat şu an 10.30'a geliyor ve halisi hala yok. Çünkü babamın yanında bugün babam ameliyat olacağını söylemiştim. Şimdi ben bu videonun montajına başlayacağım. Ondan sonra duşa gireceğim. Ama bu video hala bitmedi arkadaşlar. Duştan sonra rutin böyle her akşam yapmış olduğum, cildime uygulamış olduğum ürünleri sizlere göstereceğim. Ondan sonra videoyu bitireceğim. Çünkü bu çok fazla kez bana soruldu. O yüzden bu videonun sonunda onu da göstereceğim. Tekrar söylüyorum, bu video iki ayrı parti şeklinde yayınlanacak. Çünkü çok fazla uzun oldu, bundan eminim. O yüzden iki ayrı video olarak izleyeceksiniz. Duşa girdim, çıktım gördüğünüz gibi. Gözlerimin altı hep aktı çünkü eyeliner vardı. Sizle birlikte yapacağım diye silmedim. Saçlarım biraz kurudu. Çünkü burun bandı taktım. Siyah noktalarım için. Her banyodan sonra mutlaka burun bandı takıyorum. O sırada Halis geldi. O yüzden Halis evdeyken çıkarttım. Sizlere gösteremedim. A101 dediğimde satılan bu çok kıymet edilen burun bandından. Farklı bir burun bandı değil yani. Ben çok memnunum ondan. Yıllardır onu kullanıyorum sadece. Normalde duştayken şey kullanıyorum. Yüz temizleme jeli kullanıyorum. En sonda bu şeyinkini kullanıyordum. Nivea'nınkini. Peeling etkili olanını kullanıyordum. Hala onu alamadım. Bir fırsatını bulamadım. Aslında fırsatım oldu açıkçası ama Bafra'ya gitmeyi bekledim. Çünkü Bafra'da alışveriş merkezinde şey var. Watson's da var. O yüzden oraları da bakmak istediğim için buradan almak istemedim açıkçası. Bafra'ya gittiğimde birçok eksiğim var cilt olarak. Onların hepsini temin etmem lazım.
Birincisi oydu. İkincisi göz temizlemek için göz makyaj temizleyicisi açıkçası. O da bitti. Şu an bunu kullanıyorum. Body Shop'ın Ezgi'nin göndermiş olduğu seri şeklinde bu. Birazdan göreceksiniz zaten. Yüz temizlemek için kullanılıyor normalde ama gözü biraz yakıyor. Tamam bitti bu arada. Bu arada şarjım da bitiyor. Umarım ben bitmeden kapanmaz. Bitirmeden kapanmaz. Neyse bu şekilde bununla yüzümü temizliyorum. Şu an biraz acele ediyorum. Gördüğünüz gibi. Çünkü kameramın şarjı da bitiyor aynı zamanda. Ben çok memnunum bu seriden. Gerçekten Ezgi beni iyi ki tanıştırdı bu seriyle. Yani efsane bir ürün. Kesinlikle bittikçe alacağım bir ürün yani. Bakmanızı öneririm. Şöyle tekrar göstereyim. Çok benim cildime çok iyi geldi. Şimdi bunu sürdükten sonra hemen toniği var bu ürünün. Bunu uyguluyorum. Şu an biraz acele ediyorum ki kameramın şarjı bitiyor çünkü şu an. Halis bu akşam bu arada hastanede kalacak. Babamın yanında. Eve geldi. Size de bir bakayım dedim dedi. Çocuklara da baktı. Hiç rahat etmemiş. O yüzden eve geldi. Yani şu an babamın yanında olması çok daha önemli tabii ki çünkü şu an babamın yanında olması lazım. Çünkü babam birazcık sancısı var. Kasık ameliyatı olduğu için biraz ağrılı geçiyor bu akşam. Umarım yarın hiçbir şey kalmaz. Tek temennim o yani. Şu an Sinoz'un gözaltı kremini uygulayacağım. Bundan da çok memnunum. Sadece birazcık sanki bilmiyorum kalın bir yapısı var sanki biraz tek. Kötü ama ben memnunum bilmiyorum. Beğendim. Bunun şeyini de kullanmıştım. Maskesini leke karşıtı. Benim cildimde çok leke olduğunu söylüyorsunuz ama yani benim cildimdekiler leke değil arkadaşlar. Çil. Benim bir çillerim var. Onlar kesinlikle leke değil. Siz kamerada leke olarak görüyorsunuz sanırım ama asla leke değil. Çil onlar. Sonra yine aynı serinin yüz kremini uygulayacağım. Tabii netlerse siz de göreceksiniz. Biraz acele edersen kameramın şarjı bitiyor çünkü. Teşekkürler. Bu da bitti yani. Şöyle göstereyim. Bitti. Bunu da İstanbul'a ilk gidişimde mutlaka alacağım. Şu an yine Ezgi'nin met etmiş olduğu bir ürün var elimde. Çok sürdüm bu arada. Farmasiden o da. Güllü krem elimde o var. Bu bittikten sonra onu bitireceğim. Zaten o zamana kadar da Allah'tan bir şey çıkmazsa İstanbul'a gelirim. Ve bu Body Shop'a gidip mutlaka bu kremden alacağım. Bu sefer de beni netlemiyor. Evet benim şimdilik cildime kullandığım ürünler bunlar arkadaşlar. Normalde haftada 3 günde bir maske yapıyorum cildime ama dediğim gibi şu an maskem de kalmadı. Birkaç eksiğim var. Onların hepsini almam lazım. Saçıma da şu L'Oreal'in mucizevi yağı var. Çok fazla yapmıyorum bunu. Yani çok sık yapmıyorum daha doğrusu. Yanlış kelime kullandım. Çok sık yapmıyorum ama şu an size göstermek için uyguluyorum. Saçımın uç kısımlarına böyle uyguluyorum ve saçımı salıyorum. Çünkü saçımı toplayıp yattığım zaman şekli çıkıyor. O yüzden toplayıp yatmıyorum asla. Şu an son olarak size göstereceğim şey şu. Normalde bunu yatarken yapıyorum. Şu an çok iğrenç gözüktüm. Ben de fark ettim. Normalde bunu yatarken kullanıyorum ama şimdi sizlerle birlikte ben de süreceğim. Benim çok uzun süredir takip edenler bunu biliyorlar. Bu Bio Beauty'nin sleep maskesi, gece maskesi. Bu sabah
kalktığınızda arkadaşlar cildiniz bildiğiniz bebek poposu gibi oluyor. Yumuşacık oluyor. Ben çok seviyorum bu ürünü. Ben ilk aldığım zamanlar 6 küsür lira falandı. Şimdi 18 mi 16 mi ne olmuş. Şöyle netlerse eğer kameram. Bugün netlik problemi yaşıyoruz. Evet böyle. Kesinlikle çok memnun kalacaksınız. Şimdi de benim netlemiyor. Bugün kamerada bir netlik problemi yaşıyoruz. Ben çok memnunum bu üründen. Yıllardır kullanıyorum. Ama artık her gece kullanmıyorum. Hani böyle her gece yatarken bu ürünü sürmüyorum. Çünkü cildimin bu ürüne alışmasını ve cildimde yaptığı etkiyi alıştıktan sonra yapmamasından korktuğum için artık çok fazla kullanmıyorum. Haftanın 2 günü, 3 günü, bazen haftanın 1 günü bile kullandığım oluyor. Çok sık cildime bu ürünü uygulayıp cildimi alıştırmıyorum. Evet, son olarak da yaptığım dişlerimi fırçalamak oluyor. Dişlerimi de fırçaladıktan sonra uyuyorum. Bu şekilde cildimi uyguladıklarım. Fix olarak her akşam yaptığım ürünler bunlar. Her akşam mutlaka cildimi temizliyorum, cildimi tonikliyorum ve gözaltı kremimle kremimi mutlaka her akşam sürüyorum. Diğer yaptıklarımı hafta içerisinde böyle aklıma geldikçe, müsait oldukça yaptığım şeyler. Evet, bu video 2 günlük bir video oldu. Dün akşam izlemiş olduğunuz ve bugün izlemiş olduğunuz video tam 1 günüme aitti ve ben uzun uzun dolu dolu sizlerle sohbet ederek geçirdiğim bir video oldu. İlk defa bu tarz bir şey yaptım. Eğer hoşunuza giderse beğenmeyi ve aşağıda yorumlarda beğendiğinizi benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Eğer kanalıma hala abone değilseniz, bana destek olmak istiyorsanız, beni seviyorsanız, beni izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.